Başladık mı şu an? Başladık galiba. Bu güzel yaz akşamında. Caz akşamında. Caz akşamında. Cazlı gecelerde. %100 müziğin bu nacizane programına hoş geldiniz. Ben de sürekli programda nacizane. Evet. Onu... Ulan baban da mı şeydi? İran anasıydı, bürokrattı falan gibi kendi kendime konuşasım geliyor da. Hatta o babam dinliyor sürekli. Özgür diyor, anonsların çok birbirine benziyor falan dedi. Ondan sonra sürekli şeyi söylüyorum çünkü. İşin Türkçesi. Aslında. O şey var herhalde. Dedikten sonra falan. Sürekli bunları söylüyorum. Ya muhtemelen şeyin etkisi abi. Bizim yaş grubu TRT'yi yakaladı ya. Değil mi? Küçükken girdi onlar beyine. Onun şeyi... Akılda kalan kelimeler. Konuşmaya kesinlikle başlayınca direkt onlar geliyor değil mi böyle? Akıllı. Mesela bin mukabeleyi çoğu insan kullanmıyor. Ama biz ne çok da buradan da edebiyata paslayalım. Evet, dilimiz yetiyor. Geldiği durumla alakalı. Tarihteki yeri nedir? Netekim. Netekim, evet ya, netekim diye bir şey laf vardı değil mi? Netekim Kenan Evren'de mi? Evet. Bin mukabele diye Süleyman Demirel çok kullanıyor bu tarz şeyleri. Binaenaleyh. Binaenaleyh. Evet. Binaenaleyh. Ne demek acaba? Nasıl söyleyeceğim? Ne oldu? Aklımda fikrim de yok benim. Binaenaleyh. Nedir? Doğu. Zor bir soru. O da TDK olarak. Ya, ya da gibi bir şey değil ya mi? Da. Abi ya da dedi, bitsin bu olay yani. Neden? Bunu söylediklerimden hareketle, sonuç etsin olarak. Evet. Ya da bunlara güzel dayanarak çıktım, evet, falan dayanarak gibi herhalde. Ya da lafın götü falan gibi belki. Olabilir. Bu çok olmadı. Şey, radyo programı ne kadar oldu? 3 ay. 3 ay oldu. Evet. Şey, cuma günleri zaten. Akşam, cuma günleri cuma saat 23. Nikkei'nin programı da sonraydı değil mi senin? Aynen, aynen. En arka büyük arkaya belam zaten yani. Sürekli yorum yapıyor, ileri geri konuşuyor. Yok radyo ekseni türkü bara çevirdin. Yok burç mu çalınır, yok saz, yok... Radyoya şey almış, Kaliforniyalı birkaç tane kilim geldi diye haber aldık, duvara asmalık falan. Adam Kaliforniyalı olduğu için adama bir türlü kendimizi şey yapamıyoruz, beğendiremiyoruz. Yani 20 yıldır öyle. Görür böyle yolda, vay İmo ne yapıyorsun, vay punk falan. Ama bildiğimiz için tabii ki o şey, Nicky'nin sevgi göstergesi bu şekilde. O, öyle. İlgi alaka gösterdiğini, şimdi sevgi gösterdiğini. Tanımayan insanı İletişim sevmiyor. Şekli, evet. Aynen, aynen, aynen. Program. Bu arada bunlar ötürü demekmiş abi, baktım. Ha, süper. Çok hızlısın. Siri'ye mi sordun? Doğu da yeni programa başlıyormuş. Doğu ya da bak Engin radyoculuk tecrübelerimden faydalanmak istersen. Yani aldın öyle programı. Süper. Ha, güzel yani. Biz de iyi. Şey. Çok bir radyo programı işte yeni başlıyor. PSM Radyo'da, Karnaval.com'dan da dinlenebilecek şekilde. O öyle iki taraflı. Soundtrack İyip isimli. Biraz klişe bir isme sahip ama konsepti öyle. İsim neydi? Soundtrack. Soundtrack. Her bölüm bir soundtrack gibi olacak. Var olmayan bir filmin soundtrack'i gibi hayal ettim. Senin kitaplar gibi. Evet, aynen. İşte herhangi bir filmin başlangıç şarkısıyla başlayacak. Başka bir filmin kapanış şarkısı da bitecek. Ve aralarda da işte bir film mantığında işte romantik şarkı, korku şarkısı falan. Güzel fikirmiş. Öyle bir film yaratacağız. Arada dizi müziklerine falan da gireceğim biraz. Ama her dönemden çalacağım. Öyle bir evet evet her dönemden. Yok yani. Her türden her peki dönemden. Peki onun metinle falan bir şeyle bağlayacak mısın yoksa arada da çalacak mısın? Aynen. Mesela sahnelerden bahsedeceğim. Hangi sahnede biraz hangi şarkı neden çaldı. Gibi. İşte o şarkının telifini nasıl aldılar gibi. Kaç para ödediler? Ticarete girme. Ya çok ilginç hikayeler çıkıyor. Bakınca da çıkıyor. Ben de hazırlarken birçoğunu öğrendim mesela. Bu en son Another Round filmi vardı. Mads Mikkelsen oynadı. Hani finalinde dans sahnesi var. O şarkının mesela alınış hikayesi çok ilginç falan. Öyle hikayelerden bahsettiğim bir program olacak. Biraz metalden de uzaklaşayım dedim. Farklı bir şey. Artık sonunda zamanı geldi. Zamanı geldi. Tişörtü değiştirerek başlayabilirsin Burak mesela. Değil mi? O da gelmiş oraya. Evet, zamanı sonu geldi. Ne zaman başlıyor? Bu program yayınlandığında başlamış olacak. Başlamış mı olacak? Hangi gün olacak? İşte hangi gündeyiz biz? Cumartesi. Önce yayınlayıp patlatalım da bir sene. Yani bu salı yayınlanacak. Yani şu an da tamam. Bu zaman çizelgesinde. Salı günü. Önümüzdeki salı yayınlanıyor. Evet. Tamam. 22'de. İyi para var mı bu radyo işlerinde ya? Bayağı yapan var. Sen de yapıyorsun. Evet. Değişiyor herhalde. Hayır, para olmasa Doğu girmezdi zaten o işe. Ya bizim ekonomi algımıza göre
para en azından var. Hani bir şey veriyorlar. Bizim için iyi. Ama bir başka biz şey bilmiyoruz. Sembolik bir şey gibi gelebilir yani. Yani. Öyle bir açıklamaydı. Ya şeyden fiyat ziyade yani Doğu'nun da o konudaki hakikaten görüşünü merak ediyorum ama benim için şöyle bir şey oldu. 15-20 yıllık profesyonel müzik hayatından sonra ben ne dinliyorum ve hakikaten insanlara ne dinletebilirimi araştırıyor olmak ilginç bir içe dönüş oldu aslında bakarsan. Şey kısmı keyifli. Ya evet ya bu şarkıyı dinlemiştik ya da bu şarkıyı çalmıştık falan filan diye o anıların depreşmesi falan keyifli. Yani bir saat benim programım ama 4-5 saat falan sürüyor. Şarkıları bulmak, araştırmasını yapmak. Bir de atıyorum yani grubu bazen biliyorum. Bazen yaptığım zaman daha uzun sürüyordu yani. O metinleri çıkartıyordum, hazırlıyordum falan. Ya çünkü grupla ilgili bir anekdotum da var, bir şey de var, tabii bir muhabbet de var. Bahsedecek bir şey yok. Aynen. Ya mesela Faith No More çaldım bir tane programda. Ama Faith No More'un basçısı Billy Gould'la tanıştım. Ve tanışma hikayem de şey, herifin üzerinde Dubioso Collective tişörtü vardı. Kader Kesek'le Nam Show'dayken haberleşmiştik. Beraber olduklarını biliyordum ama Billy Gould olduğunu bilmiyordum. Meğerse Faith No More'un basçısı bayağı bir şeymiş yani. Dubioso Collective hastasıymış, Balkan müziği hastasıymış. Çingene seviyor. Yani. Ondan sonra gördüm. Ya dedim benim sevdiğim grup dedim. Sen bu tişörtü nereden biliyorsun falan işte bu grup falan. Benim de dedim sevdiğim grup dedi. Sen kimsin dedim. Ben dedim Billy Gould dedim. Faith No More'un basçısıyım dedi. Aa pardon abi falan diye. Ondan sonra fotoğraf çekildik falan filan. En son hatta Dubioso konserinde yine hep beraberdik. Evet, Babylon evet. Konserinde evet, bayağı evet, eğlenmiştik orada evet. Kuliste. Bomonti'de. Bomonti'de. Aynen. Senin program sadece punk üzerinde mi peki? Yok abi öyle isim öyle kaldı. Babandamı punk'tı ismini koyunca isim öyle kaldı. Hatta azımsanmayacak bir şekilde punk dinleyicisinden ve punklardan da tepki aldım. Punk punk dedin geldik. Punk çalmıyorsun. Evet. Diye serzenişler oldu. O kadar punk oldu. Kalmış mı ya? Var. Var. Emin ol. Yani böyle satışacak kadar. Niye bas kaks çalmıyorsun? Çok satışıyor. Niye vazeliniz çalmıyorsun? Niye bas kaks çalmıyorsun? Sataşanlar kaldı galiba. Tabii evet. Yok bayağı böyle iki programı ona ayırdım. Exploited'dan Sex Pistols'a kadar Allah ne verdiyse. Yani alın size punk diye onları çaldı punk'ta yani. Punk'ta da şöyle bir şey var. Beklentiler başka. Yani işte artık Ramones, Sex Pistols, işte Clash çaldığı zaman hani onlar da işte. Yani, işte Vazelins, evet. Vice Squad işte falan oralara gireceksin. İşte Germs. Anti-Flag, Black Flag, Propagandi falan filan onları da yap. Bu arada Propagandi falan ben de özlemişim. Back to the Motor League falan filan çaldım. Acayip keyifli oldu. Velhasıl yani programı hazırlama süreci aslına bakarsan maddi beklentiden ya da kazançtan daha önemli bir hal aldı benim için. Kendini tekrar misyon gibi bir durum da olmuş. Evet evet evet. Yani şey de oldu. Punk'la alakası olmayan, kendi müziğini yapan amatör müzisyenler de ulaşmaya başladılar. Onların da şarkılarına yer vermeye başladım programda. Ve buradan hareketle bir şey ne o eski prestij müzik ailesi plak firması grubu. Öyle bir yola doğru evrileceğiz herhalde. Ya şey güzel, müzisyenlerin de böyle bir şey yapması. Şimdi seni normalde zaten tanıyan insanlar, hani gruptan bilen insanlar. Dışında aslında kendi dinlediğim bir müzik var. Bir sürü şey dinliyoruz yani hepimiz. Aslında çoğu insan bilmiyor bunları. Biraz o bir mastürbasyon oluyor ya zaten. Ben de böyle DJ'lik yapmıştım bir dönemler. Sırf şey hani böyle 30'lu, 40'lı yılların falan işte 50'lerin rock'n'roll'larını çalıyorum. Ya sen bunları dinliyorsun. Abi dinliyorum tabii yani oturup sadece punk çalmıyoruz yani bir sürü şey dinliyorum. Radyo programının tek keyifli tarafı oldu. Aslında bence öyle bir amacı da olmalı ya. Yani tamam çok ilgisi olan, merakı olan ulaşabiliyor ya. Ulaşmak artık çok kolay. Tabii. Eski şeylere de. Ama hatırlatmak lazım. Hatırlatmak ve onu ne bileyim onunla ilgilenmeyenin de kulağına çalmak. Oradan onu öğrenmesini orada sağlamak. Orada şey falan. Gibi bir sıkıntı var. Bu işte Barış Çakmak'la geçen Clubhouse'da konuşurken onunla o yani Romalıların lafı var sen Ars Longa Vita Brevis. Ne ya? Şey sen bilmiyor musun? Latincan yok. Kitap yazıyor. Nasıl edebiyat? Hayat kısa, sanat uzun. Radyoda da aynısını söylüyor. Longa yani, long falan. Yani. Orasını anladık Latincan'ı. Ya 40 yaşındayım. Atıyorum bir 30-40 yıl daha yaşasam 52 haftadan işte 2000 hafta falan yapıyor. Her hafta bir kitap, bir albüm ya da 8-10 albüm şey yapsam bile ne yapıyor abi 15-20 bin yapsın yani. Ne olacak? Yani milyon tane şey var, eser çok var abi. Ya. Evet, şey, ya, o... Neyi izleyeceksin, neyi dinleyeceksin? Ya. O yüzden bir noktada belli türe özelleşmiş insanların kendi seçkilerini sunuyor olması önemli ve değerli kesinlikle bir şey. Kesinlikle yani.
Başta dediğin işte gibi, pardon lafını kesiyorum da. Hani işte bunca yıllık deneyimi bir şekilde filtreleyip aktarıyorsun bir yerlere. Evet evet. Evet. Yani bir zaman içinde böyle şey, içinde böyle biriktirdiğim bütün müzik şeylerini falan böyle, o benim de öyle başlamıştı zaten. O kadar çok şey dinledim ki, soundtrack konusunu bahsetmiştik ya, bayağı soundtrack programı yapıyordum ve böyle İtalyan bilimleri, filmleri falan böyle. Işte benden çaktı diyorum programı yani. Tabii benden yürüttü ya. Arada eski programlarını buldu internette, baktı. Patent başvurusunda bulunmadıysa. Nasıl olsa Gökhan artık yapmıyor falan. Şey yapamaz ki. Para da istemez. Deyip aldı. Abi bu arada ondan kaçış yok. Yani bir sürü isim seçtim. Metal Kafa seçtim önce mesela isim olarak. Konsept farklıydı. Metal Kafa diye bir program varmış zaten. Hepsi yapılmış değil mi? Var var, evet, Metal Kafa var. Dramafon dedik. Çok orijinal bir fikir diye düşündüm. O da varmış. Dramafon. Evet. Ve bunun gibi yani 5-6 örnek daha. Yani artık zor, o yüzden dedim yani klişe şey olsun. İşte isim ararken soundtrack. Siz mesela mangayı nasıl aldınız? Yani Yağmur söyleyin. Ama yani bizim manga ismini koymamız 5 dakika sürdü. Yağmur bir gün provaya geldi. İsim manga düşündüm ben dedi. Okey, güzelmiş dedik biz de. Ama şey hani çok sonuçta işte Japonya'da manga ile ilgili bir sürü şey vardı hani. Çıkmış tabii, hani tabii. Orada ismin web sitesine sıkıntı alırken veya bir sıkıntı yok, hayır. Yani orada şey gibi durum var. Yani sonuçta türün ismi. 300 yıllık bir kelime. Evet. Man ve ga'dan oluşuyor. Rastgele çizimler demek. Japon çizim sanatının. Bizim bildiğimiz anime kültürünün kökenini oluşturan isim. Oradaki ismin arkasındaki, yani atıyorum Türk Edebiyatı diye bir isim koyabilir misin şu anda gruba? Koyabilirsin. Evet. Yani öyle bir şey aslına bakarsın. Ya kurumsal veya bir şeyi kullanmamış anlamında söylüyorum hani. Ya kalkıp da herhalde... Yani Pentagram nasıl yurt dışında Pentagram kullanamıyor durumu var ya. Ama Pentagram ismi başka gruba trademarklı olduğu için kullanılıyor. Evet. O yüzden mezar kabul ediyoruz. Manga'da yok öyle bir şey. Hiç çıkmadı karşınıza. Yani. Var. Manga diye sanatçılar var ama biz onunla uğraşmıyoruz. Onlar da bizle uğraşmıyorlar. Ya Spotify'da, Spotify'da falan Manga diye bir tane DJ var. Sizden sonra mı? Herhalde. Yani o anlamda çakışacak bir durum olmadı. Yani Spotify'da ya özellikle... Dünyanın bildiği bir kelime abi yani. Aynen. Evet, aynen. Çok evrensel bir şey. Ya, Kürtçe'de büyükbaş hayvan demek. Yunanca'da kabadayı demek. Japonca'da başka bir şey. Bizde askeri terim, grup ismi. Evet. Evet. Yani her dilde bir şekilde telaffuz edilebiliyor, söylenebiliyor. O kısmını düşünmemiştim. Yani. Biz hep hiç düşünmüyorsun. Hiç düşünmüyorum. Adamlar onlar ilk klip yapıyor. Animasyon bu animasyon. Bizim kafa gidiyor Japonya'ya yani. Demek ki askeri, yok, terim, biz... askeri terim olarak aslında kurmuşlar bunu. Ya, yok hayır. Bizi etkileyen kısmı tabii ki mangaların arkasındaki hayal gücü ve o derinlikti. Yani Akira'larla, Ghost in the Shell'lerle falan haşır neşir olan o kültür içinde. Özellikle 90'ların sonu, 2000'lerin başı işte. Matrix, Animatrix, dur bir dakika Ghost in the Shell aslında bundan etkilenmiş, şöyle bir şey falan filan. O bilim kurgu kültürü de bir noktada etkiliyor olduğu için biz o ismi seçtik. Bir de internasyonel olması, herkesin telaffuz ediyor, edebiliyor olması da şey oldu. Yok, güzel şey bir isim yani. Türkiye, Türk bir grup evet, olarak. Evet, farklı yani. Hemen dikkat çeken bir isim. Herkesin ilgisini çekebilecek, kolay zaten. Bu arada siz o ismi koyana kadar birçok insan manganın ne olduğunu da bilmiyor. Evet. Hani anime... Hani anime bilmiyorum. O dönemler çok yeni, o çünkü siz kurulduğunuz zaman daha internet çok yeni bitti. Biz 2001'in zaten sonunda kurulduk. 2002'nin başında Singer Song'a katıldık. Hı-hı. 2005'e kadar Ankara'daydık. 2004'ün ortasında İstanbul'a taşındık. 2004-15 Aralık'ta ilk albümümüz çıktı. Ondan sonra işte bugüne kadar geldik. Güzel çıktı ama albüm çıktığı zaman iyiydi bayağı. Yani. Ben askerdeydim. Ve böyle şeye açtım. Bizimle hani, ilk Blue Jean'de röportaj yapan sen miydin? Ben değil. Ben ikinci yaptım çünkü o sırada askerdeydim ben. Ama şeyi hatırlıyorum. Ya askerde klibi gördüm ve mutlu oldum falan gibi çok bir şey. Çok mutlu oldum. Aynen. Söylemiştim. Bir mesaj ilettim öyle galiba. Çünkü şey distortion duymak istiyorum. Tamam mı? Cin'in duymak istiyorum. Yok. Yani orada işte askeri gazinoda işte türkü var gibi bir şeyler çıkıyor. Sen hasta mıydın? Kars'ta mıydın sen? Yok, Balıkesir'de yaptım. Öyle değil, Edirne'de. Güzel yerdim. Yunan müziği dinledim. Olabilecek de en güzel yerdi abi. Sirt'teki dinledim. Orada çok fazla. Tabii tabii, askerlik başka bir hikaye. Orada işte Kral TV'de ne çıkmıştı, bir kadın çizeceksin. O cincinli duyunca böyle bir çok mutlu olmuştum. Ya bir de o animasyon kafası falan da hani işler değil o zamanlar ya. Yoktu animasyon klibi o zaman zaten çok fazla.
yapandı. Hatta ilk ben sizde diye hatırlıyorum. Kolay çizim yapan vardı ama hani o derece, o şeyde, formatta... Çizim olarak Duman'ın belki alışman lazımı, ha, evet, hatta benim arkadaşlarım yapmıştı İki Ankara'da. 2 boyut muydu onunki ya? Belki alışman lazım. 98-99 evet, falan da herhalde. Böyle bunlar bir üst açık arabada gidiyorlar falan. Biraz böyle psikodelik çizim bir şey. O. Çizim tabii tabii. Onu arkadaşlarım yapmıştı. Ama bizimki hem isim, hem kapak, hem işte maskotumuz Spa. Hepsi birbiriyle uyum içinde olsun diye bir... Spa'yı kim çizdi? Kaan Demirçelik. Hala da o çiziyor zaten. Bu işte benim maskedeki de onun robot hali. Bunu da bir revize etmeye çalışıyorduk falan. Hala da Kaan'la çalışıyoruz. Kaan Demirçelik'le. O dönem klibi yapanlar da Ferman'ın Gazi Mimarlık'tan animasyona meraklı arkadaşlarıydı. 3 tane 4 tane bilgisayarı birbirine bağlayıp 30 saniyelik render'ı böyle 2 günde evet o zamanlar öyleydi abi. Falan öyle. İsmini kim buldu? Spa'nın. Spa'nın ismi İsim babası kimdir? Efe ile beraber başladı ama ismi bak kim koydu şu anda tam hatırlamıyorum. Yani karakter çizimi vesaire falan şeyle hep beraber böyle de bir şey olsun diye Efe de o zaman bizimdeydi. O şekilde ortaya çıktı. Çok güzel. Ama hakikaten Türkiye'de yani rock ve metalde öyle bir maskot geleneği yok değil mi? Var mı başka öyle maskot? Bildiğim yok ya. Dünyada çok var işte. Eddie Vedder. Var var. Evet. Tabii. Motore'nin Türkiye'de kafası. Kötü olan... Maskot değil de simgeler falan filan var işte. Kenan Doğulu'nun ilk çıktığında güneş, güneş vardı. Evet. Kolyesi vardı. Ama onlar da hani şey gitmedi. Devam ettiler. Evet. Yani kalmadı onlar. Bakayım başka ne vardı öyle? Çeliğin bandanası var. Bazen cello. Cello değil o, kontur basmış. Öyle mi? Adam büyük o zaman, küçük duruyor. Böyle durumu. Ya o şimdi modern psikolojinin popülerleşmesi ve o anlamda vay, çok psikoloji akademik girdi yani. Psikoloji... Oğlum Tuğul ile beraber bizim bir konuşmamızı şeyimiz bozuldu. Ya siz olayı şey yapmak istiyorsunuz daha böyle. Modern psikolojiyle ilgili şey. Ben tamam ama değiştirdim ya. Yok be abi. En ilginç backstage adını anlatsana. Madem siz girmiyorsunuz konuya ben şey yapayım, anlatayım. Bu fix konulardan bir tanesi mi? Backstage diye. Hazırlanma. Programın ismi Backstage ya. Dün yolladım. Ay, bütün soruları yolladım sana çalıştı. Ne bu okul filmine döndü, soruları çalmayacak mı? Bak oraya da bağlarım. Çalışmış adam programı. Var mı öyle ilginç? Ha, bayağı soruldu. Konser, festivalde falan böyle başına gelen hani... Sen önce anlat, ben düşüneyim bu sırada. Okay. Var diye bir tane hemen konuşuyorduk. Hangisi ya? Iron Maiden konserinde. Sahne önüne gitmeye falan çalışıyorsun. Iron Maiden değil miydi o? Ha o ama kulis değil. Ha. Bayağı seyirci olarak. Ya yani Bulgaristan konserinde... Muggle gibi yani. En son izlediğim konser. Bir tane Rus arkadaşım var fan club'da. O gaza getirdi. En önden izleyeceğiz dedi. Hı-hı. Tamam dedim. Ne yapmak lazım? Saat 1'de sırada olacağız. Hayda ya, öğlen 1'de sıraya girmekten bahsediyor ve inanılmaz sıcak. Seviyorum ama o kadar da değil. Değil mi? Ben kaçırdım. Konser nerede bu arada? Şey, Bulgaristan. Plovdiv'de miydi? Plovdiv'de galiba. Neyse şey. Sonra gaza geldik. İşte benim Tayfa, Çağlar, Cihan bilmem ne. Hadi tamam. Bunu yapalım. Hani en önden izleme keyfine ulaşalım. Hani ben 20 kere falan izledim ama en önden, hani önlerden izledim ama en önden, hani o bariyeri tutarak değil. Neyse bir de gittik abi, orada sıcağın altında bayağı şey, sabır testi yani. Bir yandan da tabii. Ne kadar seviyorsun? Ne kadar seviyor musun falan gibisinden. Ayakta duruyorsun, sıkışık. En hardcore taraftarlar orada. Zaman geçmek bilmiyor, sıcak, işte susuzluk. Bir yandan tuvalet ihtiyacı falan gibi bir sürü şey. 40 küsur yaşında olunca evet. Olmadı. Oğlum adam bayağı sahra çölündeymiş gibi anlattı. Sıcaklık, susuzluk. Öyle kuyrukta bekliyorsun diye. Etrafında bir sürü adam var, kadın yok. Ne kadar ayrım meydan zorlanabilir ki ya. Hani güzel birkaç kadın olsa belki katlanabilecek ama o da yok. Varlar vardı. Var mıydı? Vardı. Doğru, Türkiye değil ya burası. Yemek yok ya. Hakikaten ya. Hayır, bu arada Türk'te vardı. Birkaç bölüm sonra sınırdı. Bulgaristan sonuçta buradan otobüsle gidiyor adam. Minibüs, akbil basıyor gidiyor. Ya sonra hakikaten kapılar açıldı işte. Çok dolmuşla gidiyor. Bir deparla birlikte hani
ben bariyere tutunamadım. Son anda hadi story yapayım derken yavaşladım, o yüzden bariyere tutunamadım. Story'yi de yapamadım falan. Öne de fıktıramadın mı aradan? Geçemedin mi? Yani işte ikinci sırada durdum. Kaç saat beklediniz? Valla işte 1'de oradaysak, işte grupta 9'da çıkıyorsa 8 of, saat falan yapmaz. 8 saat beklediniz 8 orada. 8 saat. Tabii 8 saat. Peki dönüşmeli sürüşü olarak tabii, tuvalet ama, için ama falan. Ama ondan önce gruplar var, gruplar çıktı tamam, mesela. Tamam okey de yani. Ben onu riske atamadım. Evet. Yani çünkü artık arkanda 10 binlerce kişi oldu. Bayağı şey sabrettim yani. Bir de çok sıcaktı herhalde. Bira içiyorsun. Buharlaştı gibi değil mi? Bira içiliyor. Nereye gidiyor? Bira içmedim. Hiçbir şey içmedin değil mi? Doğu içmiyor. Ya, su içmiş. Ben zaten pek içmiyorum yani. Öyle mi? Hatırlatırım bazı şeyleri. Pek diyor oğlum, hiç demiyor yani. Pek içmedim. Nereye kadar gittin en çok konser için? Iron Maiden konser için. Uzağa? Antarktika. Ya Graspop'a çok gittim, Belçika'daki festivale. Bir 5-6 defa Iron Maiden ve diğer gruplar için tabii. Oranın line-up'ı muhteşem oluyor her sene. En uzak olarak bilemedim ya. Yani en uzakta mesela Abu Dhabi'de Rolling Stones izledim falan. Abu Dhabi'de. Bir de, şey Abu Dhabi de. Bir de Abu Dhabi'de. Yani genelde Avrupa. Şeyde falan da devam etti mi? Bruce Dickinson yoktu ya bir ara. O dönemde de. O muhabbete girersek program... O dönemde devam etti tabii. Şey hayranlık açısından. Ya gitme falan böyle takip et. Yok. Yani zaten ya, izlediğim ilk konser 98'deki Blaze Bailey ile Iron Maiden konseri İstanbul'daki. İki konsere gelmişti ya İstanbul'a. İkisine de gittim. Sen sonuncusuna gelmiştin. En son pandemi öncesi yaptık. Evet, sizin yaptığınız Blaze konserine de geldim. Çok güzeldi. Hatta Davul'da kim vardı? Yoktu. Her şey. Ha, Merve'nin de söyledi konser. Ha, tamam. Merve'nin de oldu. Ha, Merve de vardı bu, bu arada o Bulgaristan'daki evet. Konserde. O da en öndeydi bizimle birlikte. Sizde var mı bir yerde görünen konser, konser böyle bir şeyler, konuşmalar? Valla şu anda Mayıs'ın sonundayız. Ekim ayına bir tane konser açıklandı. Eğer aşılama maşılama falan filan uygun bir şekilde gerçekleşirse... Yasa bir şey görünmüyor. Yani kısıtlı bir şekilde olacağı söyleniyor ama evet, şu an kesin bir şey yok. Haziran deniyor işte, biz de ona göre dediğim gibi konuştuk yani. Valla umarım plan olur. Plan yapıyoruz. Yani bakın. Şimdi tabii herkes için zor da bizim için çok daha şey yani işin maddi boyutu bir tarafa, manevi boyutu. Yani ben son 3 yıldır yollardaydım yani. Onlarca, yüzlerce konser, onlarca şehir. Ya Avustralya'ya gittik biz işte 2019. Siz evet pandemi öncesi bayağı bir gezdiniz ya. Aynen. Hani ben hatta Avustralya'yı gördüm dedim, daha artık oradan nereye gidi? Hani Antarktika dedin yani, bir orası kaldı yani, gitmediniz. Yani o kısmı şeydi, keyifliydi ve ya 22-23 tane ülke görmüşüz, yüzlerce şehir görmüşüz falan. Bazı şey, yerleri 4-5 defa gitmişiz. O yolda olma hali güzel, tabii, değil mi? Güzel, keyifliydi. Aslına bakarsan bizi yapan bir durummuş. Onun sıkıntısı var. İnşallah bakalım toparlar mevzu da biz de şey yaparız. Umarım ya. Yani hepimiz adına olur. Bittik bari. Kaç tane deney konser yapıldı değil mi İspanya ve İngiltere'de? Hollanda'da yapıldı. 5000 kişilik. Kimse hasta olmamış. Evet. Ama zaten girerken... İngiltere'deki denemeymiş zaten. Test, evet. Test yapılmış yani. İspanya'da test, yani yine test ederek alıyorlar içeride herkesi, pozitifleri. İşte maskesiz. Sonra. Ama o deney konserlerde mesela düşünüyorum da hani kendi yerlerinde zıplıyorlar en fazla. Hani coşku anlamında. Ya. Şimdi bir Iron Maiden konseri gibi değil yani. Iron Maiden konserinde herkes birbirine giriyor. Ne bileyim yanındaki adamın teri ağzına giriyor falan. Öyle, öyle saçma mi pogolar. Bilmiyorum, Iron Maiden konserinden sen de ateş misin? Hangi abinin teri ağzına? Sıva alışveriş. Yani çok yakın. Öyle bir şey ki Iron Maiden aşkı. Böyle. Tuhaf yakınlaşmalar oluyor. Ya, kolpada giriyorlar. Şey olmasını yani... Birçok büyük konser, 15-20 bin kişinin üzerinde olan konserde ya çalarken böyle rüzgar bir tersten eser ve sen bütün o seyircinin kokusunu tabii alırsın. Tabii her seyir. O ter kokusu gelir, o sıcaklık gelir, o deodorant kokusu gelir vesaire falan. Deodorant geliyorsa iyi. O arada medeni biri var. Medeni bir metalci var aramızda. Yan taraftaki yemekçilerin kebap kokusu gelir, işte kokoreç kokusu gelir, abi bize de yollasana dersin. Bir anda önlüğüyle kokoreççi abi gelir. O yüzden Morrissey vermiyor ya konser şeyde. Yani vegan festivali ise konser vermiyor. Vegan et kokusu festivali gelmesin ha diye. Oha. Ya Morrissey'i evet. Allah aşkına da artık kim dinliyor Morrissey'i? Hala bir de bunların peşinde koşuyor yani. İşte vegansa olmaz falan. Bu elitizm.
En son bununla ilgili bir şey senaryolaştırıldı demiştin kitap. Evet, filme çekildi. Filme çekildi. Aynen. Bitti mi her şey? Hemen hemen bitti, kurgusu bitti. İşte CGI ve işte coloring dediğimiz aşamalar. Falan adam kitap edebiyatta CGI. CGI'ydi. Computer aksiyon sahneleri var. Computer generated images. Aynen. Images. Böyle konuşalım. Ses miksajı da yok. MIDI. Nedir? Vizyona giriş tarihi falan belli mi? Ekim-Kasım gibi vizyon düşünüyorlar ama tabii sinemalar normalleşecek mi? Ona bağlı biraz. Bakalım, bekliyoruz. Şeyde, olursa Ekim'e. Dijital platformda öyle Netflix falan durumu var mı? Ya yapımcı günaydın. Sinema istiyor. Günaydın. Günaydın. Hola. Günaydın. Geldi. Ayılabildin mi? Yeni mi kaldın? Evet. Evet. Abi. Nicky'yi de oynatmak istiyorduk aslında ama. Böyle Mithat olarak mı? Ona göre bir rol yoktu, evet. Mithat olamadı. İkinci filmde olabilir. Devamını yazıyorum şimdi bu kitabın. Ha. Mithat Karaman 2. Bu demin soruyor dijital filmler yine beleş indirecek ki onu soruyor. Tabii canım. Netflix dedik, parasını veriyoruz. Kitapları kaptırmış. Netflix şeydir, kaçaktır ya anlamam. Yok zaten direkt çıksın şey yapar ya, üyelik falan ister. Şifre izleyelim falan. İstemez de yani. Doğrucel 77. Direkt patlatır. Et Gmail'den. Güzel. Bunlar son gelişme o. Bu şimdi kitapların sıralaması ne? Bu ilk kitabın bu muydu, şu muydu? Buydu. Hayır, bu ilk kitabım. Buydu, o son kitap. Düşler Kabuslar. Bu kapağı güzelmiş. Roman, ikinci kitap. Evet. Ben de onu aldım, resimli roman diye bir şey çıkmadı. İçinden... Hiç resim çıkmadı o. Okudum. Sen vermiş. Biraz resim abi içine, evet. Bunlar var. Resim yok diye okuyamıyorum yani. Çok sıkıcı geliyor. Resimlerine bak mesela. Şeyde vardı, Mithat'ta vardı. Belki üç, vardı. Benim öyle kaldığında 2-3 tane yazısın. Karikatür var içinde yani. Kaç tane? Peki. Mithat'ta vardı değil mi? Bunu kim çizdi? Benim başlarında çizimler var. Niyetler var. Bunu kim çizdi? Onu Utku Loğumlu çizdi. Can Yayınları'nın tasarımcısı. Şu. Kum saati var orada ama anlaşılıyor mu bilmiyorum. Hep ona takıldım. Evet, anlaşılıyor. Niye anlaşılıyor? Ben anlamamıştım onu valla. Can Yayınları'nın bu kapak dizaynı iyi oldu ama. O beyaz kapaktan çıkmaları bence iyi oldu. Bir ara kesinlikle edebiyat severler bayağı şey yaptılar, sıkıntı. Çok kızdılar. O Can oldu. Çok, Can Öz işte o konuda çok mücadele etti. Çünkü biz kitabı kapağına göre yargılamayı seviyoruz. Ben de seviyorum. Evet. Ama... Sen ne yapıyorsun? Hayırlı olsun Radyo Eksen. Teşekkürler kanka. Sayende desteğinle. Co-worker sanki iş arkadaşım. Türkü barağı çevirmeye çalışıyorum. Anlatsana formatı biraz burada. Bilmeyenler de vardır. Konuştuk biz onu ya. Biz konuştuk. Sen gelmeden önce. Öyle mi? Tabii. Tamam, konuşacak bir şey yok. Sağda söz, reyitlik, bank. Bence de sıkıntı şey, sen, Ankara senin programdan sonra başlıyor ya. Olması. Ne? Ya. Senin programdan sonra tabii başlıyor canım, ya. Böyle oluyor. Ben sonra buna geliyorlar. Herkes çömlek yapmaya başlıyor. Kilim, gözleme falan. Sen bana demedin mi? Bak, çömlek yaptım. Yapıyorum diye geçen konuştum. Seni dinledikten sonra yaptım bu arada. Neydi o hakikaten? Bak ne güzel. Neydi? Hatırlamıyorum. Geçen telefonda konuşuyoruz. Çömlek yapıyorum, bu ne? Kilden bir şey yapıyorum dedi. Ne oldu? Ghost filmine mi sardın demişim dedi orada. Hakikaten ne yapıyordun o sırada ya? Bir hatırlamıyorum. Konu oraya geldi. Ne yaptın? Şey, Özgür Can'ı mı dinledin? Ne yaptın? Telefonda konuşuyoruz. Ne yapıyorsun dedim. Çömlek yapıyorum falan dedi bana. Tamam dedim. Nereye gittin hadi? Anadolu'ya mı çıktın? Ne yaptın? Hayır. Hatırlamıyorum. Bir şeylerle uğraşıyordum o sırada. Ağzımdan o çıktı. Çömlek. Niye ağzına çıkardın? Doğru cevap da yaklaşmadı bile. Yani bir şey... ne yapıyorsun? Neyi de hatırlamıyorum ya. Çömlek yapmıştım, onu mu tamir ediyordum? Çömlek yapıyorum dedim. Benim... Tamam gitme çocuğun üzerine sen de. Bir anda Ghost başka filmi aklıma geldi böyle. Şimdi sevgilisi başka projem şey yapmayalım. Başka projem şu an yürürlükte olan. İşte radyo programı. Mithat Karaman'ın ikinci kitabı. Bir tane dizi projesi var. O da Var Olmayanlar dizi projesi. O öyle bir vampir dizi çekilmedi mi Türkiye'de? Yani? Yaşamayanlar. Yani, yaşamayanlar. Pek olmadı galiba ama. O hiç olmamış. Yani, adı gibi yani. Galiba. Yaşamamışlar. Allah kimseyi dikini diline düşürmesin var ya yani hakikaten. Vallahi Türkiye'de çok... vampir mi olur? En güzel vampir filmini ezelim. Türkiye'de vampir mi olur? Var, vardır da lan haç maç istemez ki onu. Bir Kur'an moron atma. Zemzem suyu. Hatta şey, tarihteki ilk vampir hikayelerinden birisi doğabilir. Tırnova diye bir şey de oluyor. Ya bayağı resmi yazışmalar falan var. Evet. 1800'lerin sonunda. Osmanlı cadısı Tırnova. Zaten Ferman'da kitabında. Ferman'da hatta öyküsü var. Öyküsü. Onunla ilgili bayağı araştırma. Zaten Vladimir de hani Dracula da bizim... Şeyde Kazıklı ya. Boyvoda tabii. Vesaire. Fatih'in götürüsü falan. Filmde işte Fatih'in kötü şekilde gösterilmesi evet, evet. Falan filan. O kısma kadar iyiydi. Ha.
Amerikalılar da yapmadı. Abraham Lincoln'du galiba değil mi? Vay evet, çok dandik filmdi o ya. Evet. Sinemada evet. İzlemiştim de. Ama izleniyor yani. İşte izliyorsun, aksiyonu var, ekip iyi falan yapıyorlar. Baltayla işte. Vampir öldürüyor falan. Bizde yapıyorlar, ondan sonra işte bizdeki niye olmuyor? Bütçe, prodüksiyon. Yok bence aslında olsa olur ya, artık olur ya. Olur da yani şimdi film sinema sektörüne girip gömmeyelim, boşver ya. Yok gömmek adına yani, değil Türk yani. Türk filmlerini niye izlemiyoruz konusuna girelim. İyi senaryo öyle olur be abi. Bu, burada şey var, ben olaya olumlu ve pozitif açıdan bakarım. İki de negatif ve boktan açısından bakar ve bir şekilde olaya gelip çözümler. Ben sadece dürüst bakıyorum. Realist. Sabah kalkıyorsun, Doğan Güneş'e selam veriyorsun. Yok be abi, işte Allah'ın İspanyolları... Ne bileyim Almanya falan da yani inanılmaz sineması olan yerler değil bunlar. Yok, ama gayet iyi diziler çıkarıyorlar. Hint sineması çok iyi, Hollywood çok iyi film çekiyorlar. Ben bakamıyorum onlara. Mesela yani Japonlar yapmıştı işte Shining falan. Japonlar hayvan gibi korku filmi. Ama evet. Japonların gelenekleri de çok eski olduğu için hala da geleneklerine bağlı. Onlarda bir hayalet kültürü var. Bizde de var işte aslında. Gulyabani de öyle. Gulyabani de ya sen de var ya. Onu değiştirin abi. Ben geldim çok sıkıldım. Japonlar şöyle bir rahatlık var. Din yok ya adamlarda. Abi yani. Din olgusu olmadığı için. Her şeye girebiliyor. Para mı doğru? Nerede var lan? Filmde vardı bir tane. Oğlum gözüküyor. Ben öyle bir hikaye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Halk söylencisi de var Gulyabani. Geyikse de çok güzel bir geyik abi. Bizim Japon değil de Çinlerle ilgili. Hani son... Ne fark ediyor ki? 10-15 yıl. Bayağı fark ediyor. O hayal ne anlat anlat. Adamların... Hani son yıllarda çok fazla iş yapılmaya başladı ya şimdi. Her şey orada öğretildiği için. Bizim dayılardan biri gidiyor abi. Herife... Kazık mı atıyorlar, malları mı vermiyorlar, yanlış mal mı yolluyorlar falan filan. Dayı da gidiyor oturuyor bayağı fabrikada işte herifin odasına. Tartışıyorlar martışıyorlar, sen öyle yaptın, veririm vermem falan filan. Bizimki test olarak şey yapıyor abi, en son bakıyor bu dayı görüyor orada. Allah'ınızı kırarım diye böyle. En son Mango konseriniz ne oldu pandemi öncesi? Canlı. Antep. Turneye çıkmıştık. O, 16 ayak. O turnenin şey miydi? Aynen. Aynen. Şey mi? Sponsorlu bir turne mi? Sizin kendi yok turnemi. Kendi turnemizdi. Oha çok iyi. Bak böyle işler hastayım ben abi. Bayağı da 800 bin bilet devam ediyorduk. Ha, çok iyi. Diyarbakır çaldık. Ciğerimizi yedik. Antep'e geçtik. Kebaplarımızı yedik. Ertesi gün dediler ki kapanma var. Okullar kapatıldı. Apar topar dönünüz hatırlıyorum. Aynen. 6. konserden sonra. Bayağı son ana kadar devam ettiniz ama yani. Evet. Yani aslında belki bir hafta falan daha devam edilebilirdi ama risk almak istemedik. Vebali üstümüze kalsın istemedik işin Türkçesi. Pandemiden sonra belki gene Şubat şey. Sonu Mart'ın 14-15'i falan herhalde şimdi yanlış tarih vermeyeyim ama şaka maka 14 aydır 3 tane konser yaptık. Ama sen zilmini satıyorsun, saz satıyorsun, bir şeyler satıyorsun. O konser nasıl? Şey, online konser. İki tanesi online, bir tanesi otopark. Hmm. 29 Ekim. Ha, geçen yaz olan. Ha. Doğru. Arabalı, o nasıl oluyor? Arabalı olanlar. Arabalı yani. Konserler var diye. Arabadan otoparkta, geniş bir otoparkta. Yani sizin için nasıl geçiyor yani? Ben nasıl oldum biliyor musun? Fena değildi. Yani hiç olmazsa arabada da olsa karşında bir kalabalık görmek iyiydi. Ama devam ettirilebilmesi zor. Online konserlerin de konsept olarak devam ettirilmesi zor. Alkış yerine selektör mü yani? Tabii tabii korna. Korna, selektör. Aynen, aynen. Online konser sıkıntı zaten abi. Ya bizim burada da çok fazla yapıldı. Ben izleyemiyorum. Abi izlemeyi bırak, zaten çalamıyor adam. Yani söyleyen, çalan kimse moda giremiyor ki. Evet, yani sen o, karşında bir reaksiyon alamıyorsun. Seyirciden aynen. Bir şey yapamıyorsun. Etkin ama varmış gibi de yapmaları bekleniyor. Hep evet, şirket tabii. İşleri olduğu için hani... Pentagram iyiydi o konuda. Ekipte kalabalık olduğu için... Biz para kazanıyoruz, güzel oluyor ama. Pentagram'ın ekip 30-35 kişiydi. Yani en azından onlara bar konseri gibi şey oldu. Tabii onlar zaten kendi... Yenileri 27 kişi. Ya, yani öyle gitmez. Yani canlı müziğin doğasında yok zaten. Yok. Evet. Canlı olmuyor zaten öbür türlü. Canlı... Olmuyor tabii ki. Seyirci olmadıktan sonra... Ama gene de yapın, yapın. Bol bol yapın. Ha, fark etme yani. Ya performans... Boşlamayın yani. Tam düzgün bir şey söyleyeceğim. Adam laf sokuyor. Şey diyeceğim. Yani performans sanatları açısından aslına bakarsan öyle bir sıkıntı var. Yani fotoğraf ya da resimde ya da ne bileyim tiyatroda... Yani tiyatro neyse de sinemada falan öyle bir durum yoktur. Yani eseri ortaya koyarsın ve ondan sonra izleyen istediğini alır. Sen o performans içinde çok da fazla... Film ne zaman çıkıyor? Doğu çok sıkıntı. Film ne zaman çıkıyor? Ama müzik ya, öyle değil. Ekim, Kasım, Aralık o civarı düşünüyorlar ama tabii sinemaların normalleşmesi gerekiyor önce. O da... Ben şimdi bir şey söyleyeceğim yine oraya bana bu sefer saldıracak o yüzden. Sen ne saçlar Tom Mix'i yoksa? Komisyon mu alıyorsun yoksa yüzde mi alacaksın izlenmez önüne?
Oğlum niye Çorumlu leblebi şeyi gibi, ithalatçısı gibi konuşuyorsun sen? Her şeyle ilgili bir... Oğlum adamın kafa orada. Ben de ticari düşünüyor. Organizatör olduğum için sürekli ticari düşünüyor. Ticari düşünüyorsan da yanlış düşünüyorsun. Yani Sabancı falan olamadığımıza göre yani çok da... Hala oraya gelemedik yani. Aynen. Bu kendi çapında işte böyle. Yani ne güzel komik kulis anısı, konser anısı falan konuşacağız diye geldik. Yok mu işte kulis anı? Anlat anlat. Sen kulis anı... Ona bakarsın ona şey... Anlatacağım bir tane, ondan sonra onu da laf sokacaksın. O şey diye bakıyor. Özgür'ün ayakkabısı kaç paradır falan diye bakıyor. Şimdi boş ver, sen anlat. Yahudi. Şey komik kulis anısı. Abi geyiği önünü alamadığımız ve bayağı bununla ilgili fotoğraf çektirdiğimiz bir kulis anımız var. Ama nerede? Nicky şey yapacağı için şimdi... Sataşacağı için anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum. Her türlü sataşsan sen devam et. Abi Soğuk Savaş'a mı ne katıldık tam o dönemler, tamam mı? Eski grup, bayağı yetmişlerin grubu. Ya da Soğuk Savaş'a hazırlanıyoruz falan. O yüzden olabilecek bütün geyikleri, bütün esprileri falan böyle tartışıyoruz, ediyoruz falan filan. O birkaç espriyi falan filan konuşurken o sırada Zeytinli de mi ne çalacağız? Bir otelde kalıyoruz ve Moğollarla beraber kalıyoruz. İşte Moğollar... Tamam, Soğuk Savaş dönemi zaten. Moğollar ve manga birleşse ne olur falan diye. Ve Cahit abi mangallar olur falan diye bir şey yaptı ve beraber... Güven falan da var abi, fotoğrafımız var böyle. Oh. Yeni grup kuruluyor, ismi de Mangallar olacak diye paylaştı Moğollar abi, bunu. 2-3 gün herkes konuştu. Bana böyle Avrupa'dan falan şey mesaj attılar. Hani bir logo yapsaydınız aslında. Ya menajere teklif geldi. Ya bu proje süper olur, hemen Amsterdam'a konsere bekliyoruz falan diye. Amsterdam'a. Evet evet. Abi güven sürekli neden böyle ortalığı karıştırıyor yani bu? Üstad. Bu çünkü bizim de başımıza geldi ve her grubun başına bir şey mutlaka geliyor yani. Hani onun yanında hiçbir şey konuşmayacaksın. Güven Stefani diyorum ben. Güven Stefani. Çünkü ertesi gün radyoda... Ama güven yani. Olmasa Türk rock müziğine dair geleceğe hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bunun farkındasınız değil mi? Ben evet. Sen bir hareket yapın. Benim neredeyse Boxer'ın bile ondadır yani muhtemelen. Ya her bağıştın şey posterleri falan filan, her şey ondadır abi. Yani senin programların bilmem neleri abi, falan her şey abi, duyduğum kadarıyla yani. Bizim 2000'de çıkmış bir albüm var. Bende yok. Hiçbir yerde yok. Onda varmış galiba. Var. Yani onda her şey var. Ya tam bir arşivci. Yani inanamazsın. Bu biraz kreptoman gibi oldu yani. Yani Nicky'nin Leopard desenli taytı mesela bulamıyor. Muhtemelen güvendedir. Hani bir şeyini kaybediyorsa. Kusselem abi de çerçevede böyle şey oldu. O zaman sınırızlık özelliği. Benim montumu istiyordu yıllarca. Deri montumu istedi böyle. Senelerce giydiğim falan böyle. Ver falan. Ama adamdan istiyor yalnız. Değil mi? Ben bir annem ondaki verdi. Ondaki alacağı yok. Yazıyor muydu arkasında özel bir şey falan? İşte Raşit bizim punk aslının yaptığı bir illüstrasyon falan var böyle. Yani 91-92'den beri böyle yıllarca giydiğim o deri montu böyle. Artık giymiyorum da hani. Ya hayret. Düşündüm niyetler. Kışa kesin giydim. Tekrar moda oldu onlar öyle. Ya bırak şimdi moda falan. İşte onu istedi böyle devamlı. Ver falan bilmem ne diye. Ya dedim ne yapacaksın? Kıyafet pantolon. Acaba böyle bir müzeye falan mı? Öyle bir şey mi götürecek kişi? Abi yok. Artık götürecekse götürsün de. Evde saklıyor her şeyi evet, yani. Evet öyle bir durum var. Hani ya öyle bir şey yap. Bence buradan onun startını verelim. Güven artık bir müze kur. Bir karanlıkta sıkıştıralım biz onu, ıssızda. Öyle anlayacak ama yoksa. Gene o nazik üslubuyla, üstad ama öyle olmaz falan abi, diye bizim iş yapabilir yani. Online ortamda olmayan bir video klibimiz var, onda var. Yani onu istiyorum. Hani kopyasını ver. Falan mı niye, yok öyle. Kopya, yani internet öncesi yani, YouTube öncesi olan bir klip yani. Ha, evet. Kasetlerde, televizyonda. Der gibi söyledi ya, internet öncesi diye. Hakikaten. İlk grubun Adile Raşit. Çok iyi. Adam da kopyasını istiyorum ya, ver. Hani atalım sosyal... Hani neyse, sen bir koy. De kendine döndü. Raşit'e bağladı mevzuyu. Boşver. Sen filmi anlat. Filmi anlatıyoruz, yarım kaldı. Bunlar böldü yine. Şey, Süleyman Arda İmiç'e çekti. Suç Unsuru diye bir film çekmişti 2 sene önce. Hı-hı. Festivalde gösterilmişti. Güzel bir filmdi. Tarantino gayriçi kafasında bir arkadaş. Hı-hı. Yani benim sinema anlayışıma yakın. Kitabı da çok sevdi. Kimdir Mithat Karaman'ı? İstediğin gibi olacak mı peki? Hani gayriçi Tarantino çıtası biraz çünkü Türkiye'ye göre. Ya tabii o çıtaya yükselmek çok zor. Ama sonuçtan memnunum ben. Hani sen memnunsan sonra izledim. Tabii ki bazı, yani mutlaka olur. Her yazar için kendi filmini gördüğü zaman bir... Yani takılmaman imkansız bazı şeyler. Evet. Bazı takıldığım şeyler var ama... Tabii onu anlatmak imkansız komple. Yani. Evet. Ama sırf sana özel bir müzik dinlefendisi oldu. Zeynep bak, bir değişiklik bu adama batıyor şimdi. Seyirciye batmaz da bu adama batar yani. Yani evet. Hani mesela... Bu arada oyunculardan çok memnunum. Yani hepsi gerçekten kafamda canlandırdığıma yakın
oyuncular oldu. Ama kim olduğunu şu anda söyleyemiyorsun. Sadece başrolü söyleyemiyoruz. Hı-hı. Diğerlerini söyleyebilirim kim ama. Kim başrol? İşte. Boşluğunu yakalar mıyız? Öğretti çıkardık. Şey, ya tabii ki mesela oyunculardan çok memnunum ama mesela bazı lafı söyleyiş tarzı falan gibi şeylerde takılıyorum yani. Ama hikaye peki kaçış yok. Ama ben o yüzden, en başta şeyi sordum yani bir anlamda ya tamam sen hikayenin hatta senaryonun büyük parçasının bütün fikir senden çıkıyor ama bir noktada helalleşmen gerekiyor. Çünkü tabii, aynen. Başka bir ekip çekiyor bunu. Yani, tabii paranı da veriyorlar. Öbür türlü her şeyi kendin yapmaya çalışırsın. Çok, çok yakın oldu aslında. Niye gidiyorsun ki? Yani, yani, helalleşmeye falan kurban bayramı. Nereye helalleşme abi? Abi Allah ya. Allah'tan programın başında gelmedi. Bir daha yine aleyküm netekin falan deseydik iyice yalardı. Senin şapkan şeyin tanıdık ya lan. İşte şey, Gökhan'ın değil Gökhan'ın mi? Gökhan'ın şapkası. Bak ben sana söyleyeyim mi niye sana verdim? Sen terleyeceksin ya bunu. Manganı da bulsun kafasına terlik diye YouTube'dan şey. neydi o? Alakası yok lan. Gayet Amazon'da. Parlıyorum diye takıyorum şu anda bunu. Çok parlıyorum. Benim şey de... Ki, özgür kokuyor kızlar alın bunu. Bak işte iyi kız. Vermez bu. 1000 liradan çakar falan. 1000 lira. 1000 lira. Bak, ediyorsa düşündüm. Ben sana her gün direkt göndereyim. Vallahi düşündü bak. Yani eğer bir hayır organizasyonu, hayır da bu hayır. İçerideyim. Korkmayı başladık. Sunset Boulevard. Siz nasıl Türkçe direkt İngilizce konuşuyorsunuz? Ki, en azından Galata Kulesi'ne de fotoğraf çekmiyor. Ya ben Ankaralıyım hocam. Ben Galata Kulesi'ni gördüğüm zaman fotoğraf çekerim Allah Allah yani. Sen bunlar denizde de çekiyor böyle. Vapura arkasını görüyorlar. Martılar. Oğlum biz suyu sürahide gördük yıllarca. Bardakta gördük. Biz burada suyu görünce onu... Ne diyorsun geçen sene Göcek'e beni niye götürmediniz Ferma? Boğulurdun sen. Oğlum Göcek'e götürmediğin, beni götürmedin. Götürdüğün adamlar bir tanesi Sivaslı. Allah Allah yani. Abi onu İskender'e söyledi. Anam Asimile olmuş. Ne yapacağım? Biraz en güzel balığı da Ankara'da yiyorsun. O da ilginç bir durum yani. Ankara güzel deniz yok ama balık iyi yani. Ankara çöplüğü martı doludur. Neden? Çünkü taze olan balıkları takip eden martılar gelirler. Ya. Vay. Bak bu bilgiyi de vermiş olduk. Film ne oldu? Tamam onu bırak şimdi. Headbang ne olacak? Headbang'i bitirdik bu son final sayısıyla Çağlan'a ithaf ettiğimiz. Final ne oldu? Evet. Şey gibi de yapmak istemiyoruz. Scorpions ya da işte Judas Priest gibi. Veda turnesine 3-4 defa çıkan ya da Kiss gibi. Çıksın. 10 kere daha çıksın. Gidelim. Başka grup geri kalan. Mötley Crüe da evet. Veda turnesi yapmıştı. Onun kırmızı çizgilerini tam gidiyorsun. Tam döneceklerdi Allah'tan pandemi patladı da. Karizmayı çizdirmediler. Neyse. Yani müzik severlerin hiçbiri öyle bakmıyor. Herkes sonuna kadar izlemek istiyor. Başka yerine gelecek grup yok bu insanların. Ya bir de çalan adam için de aslına bakarsan bir alternatif yok ki. Sen ne diyeceksin ki ya Tommy Lee'ye şey mi diyeceksin, bir daha davul çalma mı diyeceksin yani? Hayır öyle bir şey değil, bu adamlar hiç çalışmasa yine ama en azından üç kuşak azından geçecek kadar şeyleri var. Hani yani. Ama dinleyici aç. Abi talep varsa yapar. Talep var. Ya. Talep olmasa neyi stadyum turnesi yapsın? Talepten abi ziyade adam da çalmak istiyordur abi büyük. Senin söylediğin şey neydi? O kadar çok araya girip kendi kendine... Manga'nın istediği bir grup var mıydı böyle çalmak istediği hani yabancılardan? Ama böyle hani çok ultralardan bahsetmiyorum hani makul olabilecek. Şey abi aslına bakarsan ayağında. Aynı sahneyi paylaştığımız öyle onlarca isim oldu. Festivaller. Limpiskit oldu değil mi? Üç defa şeyde çaldık. Rock'ın Kok'ta çaldık. Korn'la tanıştık. Offspring'le tanıştık. Sofya'da Rock the Balkans'ta çaldık. Orada Queensryche, Saga, Limp Bizkit headliner'dı zaten. Siz zaten Limp Bizkit, Linkin Park. Şeyde Rock'n'Cock, son Rock'n'Cock'ta var mıydınız siz? 2013. 2013'te vardık. 2009'da Kartel'le beraber çıkmıştık. Evet. Hatırlıyorum onu diyeyim, çok güzeldi o. O keyifliydi. Beyaz kıyafetler giymiştiniz hepiniz. Evet, doğru değil mi? O zaman da beyazdır. Yok, belki bir iki kişi de Cem'de beyaz vardı. Kartelciler böyle biraz daha takım elbise vesaire. Galiba onlar da beyaz her gün galiba sihirbaz gibi giymişler. Davulcular ne rahat değil mi? Hiç giyinme derdi falan yok yani. Olur mu canım? Baya donla çık çal yani. Yok kimine öyle bir şey yok. Bu sahne yürüyecek kadar ne yapacaksın? Oluyor bazen ya. Başkası çalıyor bunu yani. Kimse fark etmiyor belki. E hadi öyle olsun. Ekstra çıktı Türkü Bar'a gideceğim diyor. Ekstra çıkıp konserden sonra bayağı AÇ ve blues grubuyla çalmaya geldiğim olmuştu benim yani. Şimdi senin davul ne abi? Davulu anlat. Ben tam endorser'ıyım. Roland var, Türk İşsizleri,
Fama Star Walnut var bende şimdi. Custom made değil mi? Custom Zannet değil, kullanım. Custom değil. Yani standart ama gene Tama'nın en üst seviye şeyi, davulu. Bir saz kadar. Kaç para? Zil? Zil Türk iş zildir. Radyo X'in yeni YouTube kanalında Özgün'ün videosu var. Çok güzel yapım. Ben acıktım yalnız onu izlerken. Bayağı o kadar çok pide demişim ki. Ben evet de pide ve ekmek dedim ki. Yani çünkü bayağı zili böyle taş fırın içinde yapıyor falan çıkıyor. Tabii tabii. Bir de Ramazan'ın başı mı neydi böyle? Abi izlemedim. Ama yalnız şey... Zil üretimi mi? Evet, güveç gibi. Ya Radyo X'en bir taraftan da YouTube'da bir şeyler yapmak istiyordu. Ben de program yapmaya başlayınca öyle bir teklif gelince okey dedim. Ben de o zaman ilk program şeyi çekeyim dedim. Türkiye'de zil nasıl yapılıyor? İkiyi uyandıramadıkları için. Evet, kameramanlar... ilk bölüm benim de ben uyanamadım. Daha çekemediler. Ben şeyi güzel ama yani... Onu geceden alacaksın. Sen geceden başta sen mi hazırladın bütün akışı o programı? Çünkü izlerken hani bir stüdyoya tabii, gidiyorsun, tabii, bir... Tabii. Fabrikaya gidiyorsun ya, aynen, aynen. Şey, akışlar ya çok iyi yakalamışsın şey, yani. Türk İstilerin aynı zamanda danışmanlığını yapıyorum. Evet, evet, o 10-11 yıldır. Onlarla fuarlara falan da katılıyoruz. O yüzden fabrikaya zaten sürekli gidip geliyorum. Ve zil yapım hakikaten... Abi yani bizim Türkiye'de yapılan ve dünyaya sunulan, export ettiğimiz, ithal ettiğimiz, ihraç ettiğimiz ne var diye şey yapacak olursan, yemek kültürümüz var. Tekstil var. Ve yemek de pek yok aslında. Hep Yunan olarak addediliyor. Yani işte ama Türk deyince biliyorlar ya kebap diye falan. Döner diyor, kebap diyor. Yani o bu toprakların belli bir... Ya sonuçta şey Amerika'da gyro diyorlar dönere. Bayağı şey sanıyorlar. O da gene gyro dönüşten geliyor. Döner aynı şekilde. Şıvarma çevirmeden geliyor. Bayağı Yunan geliyor. Yemeği falandı yani. Öyle diye düşünüyorlar ama... Yunanlar her şeyimizi alıyor abi. 600 yani. Çok fark etmez. Zilden nereye bağlı? Savur menüsüne bağlı. Evet. Zil olarak sonuçta... Zil şey yani 400 dünya pazarladığımız aynı şey yani. Yapılıyor. Yani Zilciyan Amerika'ya gitmiş olmasına rağmen hala üzerinde şey yazıyor yani. Türk işçileri diye yazıyor. Mehteran da çıkan bir şey olduğu için tabii. Ya onu da daha sonra araştırdım ben. O Mehteran'ın şimdiki Mehteran'la alakası yok. Yok yani evet, evet. Orada yani çok şey acayip bir Mehteran var. Yani işte o Viyana kapılarına dayanan Osmanlı'nın, ya yani aslına bakarsan psychological warfare. Yani mehter takımı dediğin şey aslına bakarsan bir fil asker, 1000 kişiden falan oluşuyor. Tabii, askeri bir yani diri. Şimdiki, yani kimse kusura bakmasın, şimdiki mehter takımları biraz böyle şey gibi. Şov. Şov. Şov ya, ve türkü söylemez abi, mehter takımı evet. Türkü mü söylemez? Savaş borazancısı denir ya. Tabii tabii. Ya öyle bir kültür ya da işte savaşın bir parçası. Çok olmuş. İlginç bir şey söyleyeyim. Mad Max'te de vardı ya gitaristler. Evet, evet. Cenk etmek denir. Cenk etmek aynı zamanda bir taraftan da şey çalmak, çengi. Cenk bayırı vardı. Cenk bayırı. O da yani çengi de oradan geliyor. Cenk bayırı. Yani savaşan ve çalan aynı kökenden geliyor. O da çok evet, bu etimolojik şey. Bilgiler için gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz size... Senin komik anın yok mu? Kulis anısı falan böyle imza günlerinde şu durum. Yani röportajlarda komik şeyler oldu. Ya benim yaptığım en ilginç röportaj 2003 olması lazım. Dave Mustaine röportajıydı. İlk Dave Mustaine röportajı. Dave Mustaine sen de mi yaptı? Evet. Megadeth. Ve 3. ya da 4. yabancı müzisyen röportajımdı. Yani biraz acemiydim açıkçası. O soruyu sordun mu? Hangi soru? Metallica ile ilgili ne düşünüyorsun eyvah falan. Yok zaten röportajdan önce kurallar listesi verilmişti ve Metallica'nın M'si bile geçmeyecek. Metallica'ya uzaktan yakına alakalı hiçbir soru sorulmayacak gibisinden öyle bir kural listesi vardı Trish zaten. Trish Metal'le ilgili ne düşünüyorsun falan diye soramadı. Yok adam anısını anlatacak. Sonra şey, bu bir hikaye vardır hep. Jeff Waters, Annihilator'ın gitaristi. Ona teklif götürmüş ama kabul etmemiş şeklinde. Ama bir türlü doğrulanmamıştı. Güzel hareket. Şey, ama bu yıllardır sorulamaz çünkü Dave Mustaine öfkeli bir herif ya. Röportajın sonlarına doğru bunu onun sorayım. Onun aklını işte Jeff Waters'a teklif götürdüğün doğru diye sordum. Bizim her programda niye Dave Mustaine olayı başlıyor? Şey dedi, ismine bakıyorum şu an. Doc Huyucial. Konseri iptal ediyorum, İstanbul konserini. Ve bu konserin iptal sebebinin Doc Huyucial olduğunu herkese söyleyeceğim. Altını ettim tabii. Altını ettim, yüzüm bembeyaz. Ne yaptım ben falan böyle. Sonra birkaç saniye sonra ha 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 ama soruya da yanıt vermedi. Ama sebebi söylemedi. Yani soruya yanıt vermedi. Sonra yıllar sonra Jeff Waters'a bu soru soruluyor. Ve hatta ben sordum hatta. Üç defa teklif etti. Üçünü de kabul etmedim dedi. Vay. Ya yani Annihilator'ı bırakmamak için kabul etmemiş. Ama Slayer
teklif etseydi kabul ederdim diye de bir not geçti. Abi Megadeth hep ezikti yani, normaldi yani. Evet. Bir travmayla başlayan bir durum. Ya abi tabii yani nereye kadar. Ki çok iyi müzik yapıyordu, ben severim Megadeth yani. Tabii tabii. Yok ben Metallica'cıyım abi. Ben hayır ben de Metallica'cıyım ama mesela ne bileyim çalmayı sevdiğim parçaları var mı? Böyle bir anım olmasına rağmen mesela Dave Mustaine'e saygım arttı. Çünkü şey doğal geldi bana. Yani o ana kadar ya da ondan sonraki bütün röportajlarımda soru soruyorsun yanıt geliyor. Soru soruyorsun yanıt geliyor. Hiçbir şey yok. Mesela o röportajda arada bir bana sorular sormuştu. Ama Kind of Monster'da karşılaşıyorlar ya Lars'la yüzleşiyor. Evet. Hocam o süper abi. Evet. Ama o da bir noktada şeydir yani kurmacadır şeydir. Evet, evet. Big Four'da da denk geliyorlar falan filan yani ama. O kurmaca dediğin zaten bence. Kameralarla gidiyorlar ya abi herifin çaldığı yere. Çok kurmaca gibi değil. Bayağı bir adam bayağı ağlıyor neredeyse. Aynen. Yani değil mi? Ama Jason Newsted muhabbeti de öyle ya. Yani herif mesela görüşmüyor, etmiyor falan filan. Böyle doğrusu bir muhabbetleri yok. Yani Mustaine'in ayrılışı da öyle. Newsted'in ayrılışı da aslına bakarsan öyle. Ama Newsted ayrıldı. Mustaine atıldı. Ama Newsted artık yani... Ama bir de grubun o dönemiyle Newsted'in dönemin bir kıyaslamayın lütfen. Bir tarafta lise grubu gibiyken. E tabii. Yani, evet. Ne grup? Newsted'in olduğu dönem en dev dönemleriydi yani. Yani Newsted çok önemli. Evet. Benim en sevdiğim elemanlarım. Mülayim, işini yapan, hayvan gibi çalan. Hayvan gibi. E çalımda iyiydi abi. Çok iyi back vocalist. Evet evet. Yani başarılı. Ya birçok konserde yarısını o yükleniyordu vokal. Ya çaldığı ilk albümde basın sesi duyulmuyor falan yani abi. Aynen. Hayır bir de herif dım 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 çalmak dışında bir şeyler yaptı abi. Gitar Hero'daki kanallardan herifin şimdi revize bir halini çıkarttılar. Yani o çok ilginç. Pena ile çalıyordu. Ondan sonra işte. Ben seviyorum Pena. Roba şey diyorlar işte. Aa işte şey gibi çalıyor. Rahmetli gibi çalıyor. Cliff Burton. Cliff Burton gibi çalıyor diye. Hiç alakası yok. Ha evet parmakla çalıyor diye. Ama sound olarak yanından bile geçmiyor yani. Şeye çok güldüm ben ya. Primus'a Les Claypool'a teklif götürüyorlar. Evet evet. Ama ta Cliff Burton vefat ettiği zaman yani çok iyiydi ama olmazdı falan filan. Bizden iyiydi diyorlar. Aynen. Ya şey orası zaten şey. Ama hepsinin yaratıcılığı tabii ayrı bir durum. Hani çalım olarak inanılmaz adam değil hiçbiri de. Ama müzik olarak ya yaptıkları... Zaten şey gibi durum var. Hep onu biz kendi aramızda da konuşur tartışırız. Öyle bir durum olsaydı Dream Theater'ın atıyorum ya. Tırnak içinde progresif çok iyi. Aynen onu ben de söylerim hep. Michael Jackson ayarında. Hayır abi şunu söyleyeyim bak. Konserlerinde herifler bir sürü şarkı çalıyor. Ne zaman entertainment'a giriyorlar. Bütün kendi seyircisi de coşuyor. Yani abi, o ayrı bir şey. Parça yani, yapmak. Stones'da olsan şeyle gireceksin yani. Satisfaction'la gireceksin. Yani belli bir noktaya kadar kariyerinde yaptığın şey ne yazık ki o en tabii abi bir milyon oradan yani heriflerin kaç albümü var ve hepsi bir sürü unik parçayla dolu albümlerin. Evet, kolay bir iş değil evet, onu yapmak evet. Yani her baba yiğidin harcı değil. Ama onu yaparken bir de neleri bırakıyor yani A Kind of Monster yani Metallica'nın en sevdiği tarafı o yani ya bilmiyorum belki belli bir noktada PR çalışmasıdır bir şeydir ama yani bir yani samimiyet gördüm ben de, yani kendi aralarındaki tartışmaları görüyorsun, küfürleşmeyi görüyorsun, bütün o gerilimi görüyorsun, Kirk Hammett'ı görüyorsun, yani. Lars'ın işte o egosunu görüyorsun. Hetfield kapıyı çarpıyor ya, orası çok acayip ya. Ara veriyorlar değil mi böyle bir 6 ay geliyor. Falan yani. Duruyor. Sibirya'da ayı avlamaya gittim falan. Ya. Ya bir de şey böyle konuşuyoruz. Komik burada olsa Haliç Köprüsü'nden balık tutmayacak. Yoğurt kovasıyla böyle. Ya bizim güldüğümüz mevzu aslına bakarsanız heriflerin hayatı yani. E tabi. Abi adamlar bir de şöyle düşün abi bak şimdi. Kaç yıldır beraberler, tamam mı? Hani işte biz burada izledim diyorum, oynatıp durmuş şimdi. Yani biz burada şu kadar az, onlardan daha az bir zamanda grup içinde bir sürü hani şeyler yaşıyoruz. Abi de işte sende olmuyor mu abi? Sürekli ulan şey, sen de sen şimdi sabah akşam da 10 yılda 2 tane konser vermiş, elin ayağın durmuyor. Adam ne yapsın? Abi gene de en güzel sahne o Rob'a 1 milyonu çekiyorlar ya. Evet evet İnsan doğru. İnsan bir şey oluyor. Aklı diye girdim. Bir de James diyor ya orada hayır bizle eşit alacak evet, falan filan. Evet. Harbiden öyleyse güzel yani. Güzel. Orası öyle. Ya doymuştur zaten artık adam abi daha ne kadar para. Adamlar yeter. Kendi başlarına festival yaptılar. Parayı koyacak yer kalmadı artık. Tek başına grup olarak işte müzik dünyasını değiştiririz vesaire falan diye Napster'a şey yaptılar ki aslına bakarsanız belli bir noktada o haklılığı da görüyoruz. E tabi. Ben Metallica'nın tarafındaydım o Napster'a. Yok Lars haklıymış yani 10 yıllar sonra çıktı ortaya. Ben en baştan beri Metallica'nın tarafındaydım. O kadar dalga geçildi şey yapıldı ama yani telif mevzusunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu biz bilmeyen bir toplum olduğumuz için bize belki de Doğu Avrupa'ya. Afrika'ya, Asya'ya. Yok be abi Amerika'da bile çok yerdiler o zaman da bu. Evet. Bayağı trollediler, geyik yaptılar falan filan ama
Şimdi saat farka kadar tabii falan çıktı ya, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Şimdi yani albüm set olmuyor. Herkes Spotify'a. Yani herkes albüm görülüyormuş yani. Ya bir de adam yaptığı şeyi tabii ki arkasında durmak ister abi. Görsün görmesin. Sonuçta yani bir yemek var orada. Bir yılını, iki yılını en az harcıyorsun bir albüm için. Turnelerde de vakit kalmıyor ki turne olduğu. Tabii bir de ondaki albümler belki 3 yılda falan çıkıyor abi. Bizim albümler gibi değil ki abi herifler albüm yapma aşaması yani. Ne oldu ki bir bedava indiriyor, ona yolluyor falan. Bir de iğrenç bir sound yani. Sıkıştırılmış, aynen, iğrenç MP3 sound. Ya o iş nasıl halledeceğiz hakikaten onu ben de bilmiyorum ya. 320 kilobit per second o mevzudan ne zaman kurtulacağız? Abi ona girenler oldu Tidal gibi. Ya ben Tidal'ı şey yaptım, indirdim. Hakikaten değişiyor. Alırsan bir değişiyor çünkü oğlum, flak olarak çalıyor. Değişiyor, inanamazsın. Yani ben şahsen dinlemiyorum yani. Kendi mücadelem öyle veriyorum şahsen. MP3 sevmiyorum, telefonda da yok. Abi yani. Biliyorsun orada flak olarak dinleyebiliyorsun. Evet, Hi-Fi evet. Olursa. Ya evde özellikle. Orijinal albüm dinliyorum her zaman. Kaset abi, dahil. Yani Tidal acayip tavsiye ederim ya. Flak dediğimiz de şey, o Free Losers Audio Codec, hani CD kalitesinde dinleyebiliyorsun. Evet. Ama onda sadece bilgisayarda izin veriyor. Belli browserlarda hani. Ben çok sıkıldım. Görüşürüz. Bunlar çıkıldı. Görüşürüz. Böyleydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. O zaman beyler teşekkür ediyoruz. Böyle lan diye bitireyim. Kafama yani. Şey diyeceğim. Doğu kitap hediye edecekmiş de. Bunlar değil mi? Bunları mı veriyoruz? Bana hediye ediyor onları ya. Tamam şey. Evet o ikisiyle hediye. Aynen. Doğu Yücel'in Hayalet Kitap ve Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masallar kitabını önümüzdeki hafta %100 metal sayfasından hediye edeceğiz arkadaşlarımıza. Takip etmeye devam edin. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek tamam, üzere. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Akşam mı yayınlanacak program? Akşam seni sabaha koyduk. Abi bozmasaydın ya işte şey yapıyorduk. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Eyvallah.